Merhaba kızlar uzun zamandır benden istenen Kylie Cosmetics markasına ait rujların incelemesini sonunda sizinle paylaşıyorum. Esasında bunun bu kadar uzamasının sebebi beklediğim başka ürünler daha olmasıydı. Fakat sonunda dedim ki onları da ayrı video yaparım. Bunları önceden bir paylaşayım sizinle dedim. En baştan belirttiğim sanıyorum uzun bir video olacak. Çünkü ürünlerin yapılarından bahsedeceğiz, ürünlerden bahsedeceğiz. Kol sıvaçlarına, dudak sıvaçlarına bakacağız. Yani uzunca bir sohbet edeceğiz. Öyleyse başlayalım. Kylie Cosmetics markası Kylie Jenner tarafından 2019 15 yılında kuruldu. İlk olarak aslında Kylie Lip Kit diye bir markası vardı Kylie'nin. Fakat daha sonra ürün gamını genişlettiği için Kylie Cosmetics markasına geçti bu ürünler. Kylie Jenner'ı zaten hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim, beğendiğim ünlülerden bir tanesi. Kylie Jenner yanılmıyorsam Ekim Kasım ayları gibi 3 tane ruj seti piyasaya sürdü. Bunlar ruj ve kalemden oluşan setlerdi. 3 renk piyasaya çıktı ilk olarak. Bunlar Candy K, Dolce K ve True Brown K ismindeki 3 renkti. Ve piyasaya çıktığında saniyeler içinde tükendi. Ve o kadar böyle bir arzu nesnesi haline geldi ki bu ürünler ebay'de 5000 dolarlara, 6000 dolarlara hatta 10.000 dolarlara dahi alıcı buldu. Çünkü uzun süre Kylie rujlarını stoklamadı. Daha sonra yanılmıyorsam bir veya iki ay sonra ise ikinci stoklama geldi. Ben de ilk rujumu bu ikinci stoklamadan almıştım. Kanalda da incelemesi bulunan Coco K ismindeki rujdu. Ve Kylie'nin her stoklamaları bir rekor imza attı. Her seferinde saniyeler içinde tüm ürünler tükendi ve pek çok kişi daha ürünleri alamadan sepetlerinden daha çıkış yapmadan ürünler sepetlerinden out of stock haline geldi. Bu sebeple Kalin ürünleri yakın bir zamana kadar isteseniz de alamayacağımız için yani stoklamaları çok nadir olduğu ve her seferinde çok çabuk tükendiği için en çok istenen ürünlerden biri haline geldi. Fakat son birkaç haftadır artık stoklar çok daha fazla. Yani Kylie Jenner ürünlerinden, Kylie Cosmetics'ten ürün almak isterseniz sitesine girip alabiliyorsunuz. Çünkü yeni çıkan ürünler olmadığı sürece genelde hepsi stoklarda var artık nereden nasıl alabilirsiniz vesaire bunları da sonradan değineceğiz. Şimdi beraber rujları incelemeye başlayalım. İlk olarak Kali Lip Kit az önce de bahsettiğim gibi bir kutu içerisinde geliyor. İçerisinde bir dudak kalemi bir de likit mat ruj bulunuyor. Paketlemelerin üzerinde Kali'nin dudağının resmi var ve gördüğünüz gibi düşlerinin üzerinde grills denilen o aksesuarlardan var. Ürünün gerçek olup olmadığını anlamak için bunun karşılaştırmasını daha sonra size yapacağım. Çünkü Instagram'da bu aralar çok çoğaldı. Gerçek adı altında sahte Kylie Jenner rujları satan hesaplar. En önemli dikkat etmeniz gereken şey sahtesiyle arasındaki en önemli fark bu grill dediğimiz metal yerler orijinalinde parlarken yansırken replikalarda ise yani sahtelerde parlamıyor. Paketin önünde marka ve üründen bahsediyor. Arka tarafında ise hem ürünün içeriğinden bahsediliyor. İçeriğe dikkat edenler burayı inceleyebilirler. Aynı zamanda da bu rujun nasıl kullanılmasını tavsiye edildiğinden bahsetmiş Kayli. Kayli genelde bu rujları dudak kalemini tüm dudağına uygulayıp daha sonra üzerine ruj uygulaması yapıyor. Dudak kalemlerinin yapısı gerçekten yumuşacık. Yani tüm dudağınıza ruj olarak da uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda likit mat rujların altına baz olarak da uygulama yapabiliyorsunuz. Rujların böyle küçük bir aplikatörü var gördüğünüz gibi dudağınıza çok güzel bir şekilde oturuyor ve uygulamayı rahatça yapabiliyorsunuz. Sadece ucu çok sivri olmadığı için köşeleri dudak kalemi ile düzeltmeniz gerekiyor. Kokusuna gelecek olursak tam bir böyle vanilyalı kurabiye kokusu var. Aynı zamanda sahtesinden ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi de kokusu. Evet sahtesinde de şekerli bir koku var ama bu tam bir vanilyalı pasta kokusu yani. Ondan da ayırt edebiliyorsunuz. Şimdi videonun amacına gelelim. Rujların tek tek swatchlarına bakalım. Yapılarından bahsedelim. Bahsedeceğimiz ilk renk benim en sevdiğim ve ilk aldığım kaylı rujum olan Coco K. Gördüğünüz gibi tatlı pembe tonları, sıcak pembe tonlarında bir renk. İkincisi ise en sevdiğim renklerden bir tanesi olan ve günlük kullanım için çok uygun bir ton olduğunu düşündüğüm kendi key. Bu koko'dan birazcık daha böyle e, koyu renkte ve daha böyle tozlu pembe diyebileceğimiz bir renk. Videonun devamında göstereceğim rujlar ne yazık ki bir kazaya kurban gittiler. Gördüğünüz gibi bir makyaj çantamda saklıyordum. Bunları aynı zamanda bu çantanın içinde de aseton vardı. Aseton birazcık akınca içerisindeki tüm makyaj malzemelerinin üstündeki yazılar silindi. Gördüğünüz gibi Cover FX'in daha videosunu çekmemiştim ama ambalaj rezil hale geldi. Aynı şekilde Kylie rujların çoğunun da yazıları silindi. Bu sebeple yazılar bu kadar kolay siliniyor. Benim tavsiyem dikkat edin. Kolonya, alkol, e, asetonla hiçbir zaman aynı yere koymayın makyajlarınızı. Sırada bazı dudaklarda daha pembemsi duran ama özellikle beyaz tenlerde oldukça kahverengi duran Dolce K var. Esmerlere, buğday tenlere çok yakışan bir renkken açıkçası ben en azından beyaz tende pek beğenmiyorum bu rengi. Sırada koyu pembe tonlardan bir renk Posy K var. Posy K rengi özellikle sarışınlarda güzel olan bir renk olduğunu düşünüyorum ama ben kumrala pek yakıştırmadım kendime en azından. Tabii ki de koleksiyonda bir turuncu renk de olmalıydı ve Kylie 22 ismindeki bu turuncu rengi de satışa çıkardı yakın zamanda. Turuncu renk sevenler için tam bir sıcak turuncu rengi diyebiliriz bunun için. Sırada Kylie'nin anneannesinin ismini verdiğim Mary Jo K ismindeki ruj var. Tam bir mavi alt tonlu kırmızı. Özellikle bu tarz mavi alt tonlu kırmızılar beyaz tenlerde çok güzel duruyor. Buğday tenlilerde, esmerlerde ise bence daha böyle bordo tonlar daha güzel duruyor. Sırada kahve severlerin çok hoşuna giden tam bir kahve yani True Brown K ismindeki ruj var. Bu ruj ben açıkçası de gördüğümde hoşuma gitmişti ama bana hiç yakışmadı bence. Yani ben kahve tonlarda ruj çok beğenmediğim için olabilir. Sırada Kylie'nin ablası Kourtney'nin ismini verdiği Kurt K ismindeki ruj var. Bu arada videonun başındaki Coco ablası Chloe'den gelen bir isimdi. Kurt K tam bir sıcak alt tonlu mor tonu diyebiliriz. Özellikle mor renk ruj sevenlerin hoşuna gidebilecek bir renk. Elimdeki likit mat rujlar bu şekildeydi. Aldığım yeni renkler de var. Onlar da geldiğinde başka videolarda bahsedeceğim zaten. Sıra geldi glosslara. Yani parlatıcılara. Elimde bir tane gloss var. Çünkü çok fazla gloss insanı olmadığım için bir tanesini almak istedim. Bir tane formülüne bakayım dedim. Bendeki rengi glossların ilk çıkan 3 renginden en açık rengi So Cute. Bunun dışında iki nek daha çıkarmıştı. Ama şimdi tüm likit maturujlerin glosslarını da çıkarmaya başladı. Ben de hatta kendi Gloss'u aldım. Onu da dediğim gibi bir sonraki videoda göstereceğim. Gloss'ların e, ambalajı da aynı. Liquid matte rujlarla aynı. Sadece aplikatörü farklı. Aplikatörüne gelecek olursak aslında bunların aplikatörü ilk olarak uzundu. Ben ilk piyasaya çıktığında 1 Nisan'da sipariş vermiştim. O zamanlar daha Türkiye'ye gönderimi vardı çünkü. Ve e, siparişim zaten gümrüğe takılmıştı. O gelmemişti. Fakat... Bu uzun fırçalı aplikatörler yüzünden pek çok kişi şikayette bulunmuştu. Çünkü özellikle Jeffree Star'ın da bu konuda bir serzenişi vardı. Ürünlerin aplikatörlerinin işte bozuk çıktığına dair, kullanılmayacak hale geldiğine dair vesaire. Bu yüzden de 1 Nisan tarihinde ürün olan herkese Yeni bu kısa aplikatörlü ürün gönderildi. Neyse ki ilk gümrüğe takılmıştı ama ikincisi elime ulaştı. Bu da paketlemesinin çok küçük olması sebebiyleydi. Bundan sonra da tüm aplikatörlerin uçları daha kısa şekilde üretilmeye başlandı. Bu arada bir dipnot olarak eskiden Türkiye gönderimi vardı dedim. Mart sonuna kadar benim verdiğim siparişlerim hep geldi. Hep geldi. Hiçbir sorun yaşamadım. Ama sanıyorum sonra bir anda çok büyük bir yüklenme oldu Türkiye'den. Çok fazla sipariş veren oldu. Bu yüzden hepsi birden gelince ha bunlar kozmetik deyip gümrükte de bunların hepsini aldı geri gönderdi. Çünkü o dönem bana yani en az 30-40 kişi sormuştur siparişim gelmedi sizinki geldi mi falan diye. Sanıyorum çok fazla böyle aynı anda sipariş verilince gümrükte uyandı üründen kozmetik olduğuna ve geri gönderdi. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde çok saçma bir kozmetik yasağı var. So Cute Gloss ise tek başına bence o kadar güzel olmayan ama rujların üzerine gerekli likit mat rujlarının olsun, stick rujlarının üzerine olsun tatlı bir pembelik veren hoş bir bir parlatıcılık veren bir ürün oldukça yoğun pigmentli kalıcılığı da çok yüksek yani kendi kendine sinip giren yapılardan değil ee, böyle tadı ağzınıza geldiğinde kötü gelen glosslardan da değil yapış yapış bir ürün de değil bence başarılı bir gloss yapmış Kylie. Şimdi gelelim Kylie'nin metal serisine. Bu metal seriden ben 3 rengi satın aldım. Bunun dışında 3 renk daha çıkarttı sonrasında. Bu metal mat olarak geçen rujların paketlemesi de glosslara benziyor. Sadece üstteki bu damlayan boya şeklindeki renkler metalik yapıda özellikle likit mat rujların yani kendinin üzerinde kokonun üstünde inanılmaz güzel bir duran bir ruj. Tek başına sürdüğünüzde o kadar çok fazla kendini belli etmiyor bence. Veya çok da böyle hoş durmuyor. Ama bir rujun üzerinde çok hoş bir görüntüsü var. Bunlar tam mat değiller bu arada. Böyle yarı mat gibiler. King K birazcık daha az metalik yapıda. Bunların bu arada swatchları böyle çok yoğun metalik çok güzel duruyor ama hani çok da böyle metalik duran bir Milani'nin metalik rujları gibi ya da NYX'in genç kartı metalik rujları kadar yoğun pigment bir metalik görüntüsü yok. Hatta böyle tam pigmentasyonu sağlamak için üzerinden kat kat geçmeniz gerekiyor. Metal rujlardan aldığım üçüncü renk ise Rain rengi. Bu Rain aslında başkalarının dudaklarına harika böyle parıl parıl metalik bir kırmızı iken kendim denediğimde aslında o kadar çok metalik, o kadar çok böyle ışıl ışıl bir ürün olmadığını gördüm. Zaten dudakta da gördüğünüz gibi öyle çok metalik durmuyor. Şimdi genel olarak bir toparlayalım. Hangilerini çok sevdim, hangilerini pek sevmedim diye soracak olursanız. ilk çıkan seriden ürün almıştım biliyorsunuz söylemiştim size. Onlar dudakları daha fazla kurutuyordu. Daha sonra formülasyon yenilendi. Fırçaların ucu da birazcık kısaldı. Bunların yapıları daha böyle yumuşak oldu. İçerisine silikon katılmış anladığım kadarıyla. Yani dudağınıza o kadar fazla kurutmuyorlar. Aynı zamanda videonun başında da bahsettiğimiz Kylie'nin tiplerinden olan dudak kalemini ilk olarak dudağınıza sürüp sonra ruju uygularsanız bu da dudağınızla ruj arasında bir bariyer görevi gördüğü için yine çok fazla kurutma olmuyor. Benim likit mat rujları kullanmadan önce şöyle bir yöntemim var. Gülşah markasının Rose Elixir isimdeki bir ürünü var. Aşağıya da linkini bırakırım. Zaten Instagram'ımda sık sık görüyorsunuzdur. Bu e, Instagram'da sürekli dönen dolaşan farsalı ile aynı ürün. Yani aynı benzer ürünler. Aynı şekilde kullanılabilen ürünler. Ben bunu dudağımı nemlendirmek için sürüyorum. Onun kurumasını bekledikten sonra dudağıma likit mat ruj uyguladığımda dudaklarım o kadar çok kurumuyor. Veya silikonu makyaj bazları uygulayabilirsiniz hafifçe dudağınıza ama birazcık ürünün yapısını bu bu sebeple benim tavsiyem böyle cilt bakım yağlarından, güzellik yağlarından hafifçe uygulayıp kurumasını bekledikten sonra bu tarz ürünler kullanabilirsiniz. Bu arada bunlar benim ilk dudak suvaçlarım. Çok çok iyi olmadılar ama en azından renkleri size anlatabildiğimi düşünüyorum. Koyu renk olanların bir Kurt K olsun, True Brown K olsun bunlar daha böyle Patchy dediğimiz hani böyle e, lekeli lekeli tam böyle yoğun bir pigmentasyon vermeyen rujlar. Daha böyle sürdüğünüzde hani lekeli bir görüntü veriyor. Bir kısım daha açık oluyor. Böyle lekeli bir görüntü oluyor. Açık renkler ise daha başarılılar. Benim pigmentasyonu olsun, yapısına olsun, dudağı fazla kurutmamasına olsun en sevdiğim renk kesinlikle kendi K oldu bunların arasında. Eskiden Coco'yu seviyordum ama Coco o kadar hani günlük kullanıma uygun değil. Biraz fazla açık pembe kalıyor. Birazcık koyutmak gerekiyor onu. Ama kendi tamir günlük ruj. Her cilt tonuna gidebilecek bir ruj. Beyaz tenlilerde de güzel duruyor. Esmerlerde de güzel duruyor. Buğday tenlerinde de güzel duruyor. O yüzden hani bir tane ruj alacağım bu koleksiyondan. Ne alayım diye soracak olursanız bence kendiyi alın derim. Diğerleri çünkü hani hem yapı olarak çok fazla güzel değiller. Genel olarak baktığımızda Kylie'nin ürünleri hani böyle bu kadar çok talep edilmesi, istenilmesinin sebebi harika ürünler, inanılmaz ürünler, yumuşacık pamuk gibiler tarzında değil. Evet, güzel ürünleri de var. Bazı rujların yapıları çok güzel, günlük kullanım için çok uygun. Ama bunun bir arzu nesnesi olması, kolay kolay bulunamayacak bir ürün olması, mağazalarda satılmıyor olması ki yakın bir zamanda Kylie Kaliforniya'da Los Angeles'ta ilk mağazasını açacakmış. Orada sanıyorum ürünler daha ulaşılır bir hale gelecektir, stoklu olacağı için. Yani burada çok güzel bir pazarlama taktiği uyguladı aslında Kylie Jenner. Ürünlerini bir dünya stok yapıp bu şekilde de satışa sunabilirdi. O zaman da para kazanırdı, bir şey fark etmezdi. Ama bu şekilde istese de alınamayan bir ürün olduğu için o yüzden bir arzu nesnesi haline geldi ve herkesin makyaj koleksiyonunda görmek istediği, denemek istediği bir rujlar haline geldi. Bunun yanı sıra en çok söylenen şeylerden bir tanesi Kylie'nin ürünlerini Colourpop'a ürettirdiği dahilinde. Yani Kylie'nin aslında ürünlerinin içerisinde pop ürünleri olduğu ve sadece paketlemesinin farklı olduğu dahilinde böyle bir şey yok. Yani ürünler Colorpop'tan tamamen farklı. popun rujlarının yapılarından tamamen farklı. Kokuları farklı, dudaktaki hissiyatları, kurutmaları farklı. Ama şu var ki muhtemelen gerçekten de Color Pop'un fabrikalarında yani Color Pop'un üretim yerlerinde bu ürünleri ürettiriyor. Çünkü Kylie zaten Color Pop'un ürün gamında olmayan hiçbir şey çıkartmıyor. Color Pop mesela eyeliner çıkartıyor, Kylie eyeliner çıkartıyor. Kaş ürünü çıkartıyor, Kylie kaş ürünü çıkartıyor. Yani bunlar bu şekilde devam edecek bence. Ama ürünler aynı ürünler değil. Bu kesin yani farklı bir içerikle üretiliyor, farklı bir yapıları var. Ama anladığım kadarıyla gerçekten de Color Pop'un imkanlarını kullanarak bu işi devam ettiriyor. Sanıyorum ileride de kendi e, fabrikasını kuracaktır. Çünkü bu marka daha da büyüyecek gibi duruyor. İşte benim Kylie Jenner'ın e, Kylie Cosmetics markasına ait likit matte gloss'larından, metal mat rujlarından ee, izlenimlerim bu şekildeydi. Ama hani koleksiyon yapmanıza gerek yok. Ben bunları video çekmek için aldım. Genelde yaptığım kozmetik alışverişleri de bu şekilde oluyor. Tabii ki gelelim kilit soruya. Nasıl alabilirim? Nereden alabilirim? Öncelikle ne yazık ki Kylie Cosmetics Türkiye gönderimi kaldırdı. Bu yüzden Türkiye dışında herhangi bir ülkeye kargolatabiliyorsunuz. Yani yurt dışına tanıdıklarınız varsa onlara göndertebilirsiniz. Onlar size gönderebilir veya onlardan teslim alabilirsiniz. Veya yurt dışından kozmetik ürünü getiren satış hesaplarından da buyurun temin edebilirsiniz ben aşağıya kendim alışveriş yaptım güvenilir bulduğum hesapları yazacağım Dilerseniz oralara bakabilirsiniz Umarım incelemem hoşunuza gitmiştir hem kol subaşlarını göstermeye çalıştım hem dudak başlarını göstermeye çalıştım Umarım yararlı bir video olmuştur Eğer bu videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim kanalındaki bu tarz videoları izlemeye devam etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim